Evet o listeyi ben de gördüm. İstanbul'da aile hekimliği atama listesi olduğu yazıyordu. Ee, yani yurt dışından gelecek hekimler Türkiye'ye işte Afganistan'dan, Suriye'den gelecek hekimler Türkiye'nin sağlık ihtiyacını karşılayacak sayıda olacağını düşünmüyorum. Zaten Afganistan'da sizce ne kadar hekim vardır ki oradan gelen hekim Türkiye'nin sağlık ihtiyacını karşılasın? Bu kadar ciddi bir sayıda yok. Yok İzmir'de, İstanbul'da daha fazla var. İzmir'de yok bu şekilde bildiğim. Hani tek tek üniversitelerde eğitim için gelen insanlar olduğunu biliyorum o ayrı. Ama böyle aile hekimi olarak atanan yabancı İzmir için bilmiyorum. Normalde yurt dışına gitmek için diploma denkliği diye bir kavram var. Bizim buradan Almanya'ya diğer Avrupa batı ülkelerine giden birçok hekim arkadaşımız var. Onlar bu denkliği verdikten sonra ve dil yeterlilik sınavını geçtikten sonra kabul ediyorlar, ediliyorlar. Biz bunlar da öyledir diye yorum yapabilirim ancak. Batı ülkelerinden gelmiyor yani Almanya'dan, Amerika'dan, Kanada'dan falan gelmiyor tabii bize gelen hekimler. Suriye'den geliyor, belki Irak'tan geliyor, belki Afganistan'dan yani. Doğu'dan, Orta Doğu'dan geliyor yani sonuçta. Daha Batı'dan, modern Batı dediğimiz yerden gelmiyor. Bu açıklamayı yaparken ben çaresizlikten söylenen sözler olduğunu düşünüyorum. Bizim haklarımızı talep ettiğimiz sorunları çözmek yerine etkili bir sağlıkta şiddet casası çıkarmasını istiyoruz. özü ee, özlük haklarımızı düşenlenmesini istiyoruz. Emekliliğimize yansıyacak ücret istiyoruz. Ve herkesin emeğinin karşılığını aldığı bir ücret düzenlemesi istiyoruz. Keza aile hekimleri olarak biz ödeme sözleşme yönetmeliği diye bizim ceza yönetmeliği dediğimiz son çıkarılan yönetmelikte bizim aleyhimize çok ciddi sorunlar var. Bunların düzeltilmesini istiyoruz. Bunu beklerken 14 Mart paktasında e, olumlu şeyler beklerken öyle bir hani iyi niyetle beklenti vardı birçok insanda. Bu açıklama çok üzücü ve çok talihsiz oldu. E, demek ki biz artık e, mücadele etmeye, grevlere devam ederek hakkımızı almaya çalışacağız. Hekimlerin birlikte olup örgütlü bir şekilde mücadele etmekten başka bir seçeneğinin olmadığını gözler önüne serdi. Herkesi birbirine kaynaştırdı çünkü gerçekten şok etkisi yaptı. Duygusal olarak hepimiz yani ağlamak istedim diyen insanlar oldu. Yani. Böyle bir e, talihsiz açıklamayı. Ayrıca bir de hiçbir mantığı yok. Asistan hekimlerle devam ederiz demek asistan hekimler bizden ayrı değil. Asistan hekimler yeni eğitim alan hekimler. Hocaları olmadan asistan hekim yetiştiremezsiniz. Ayrıca da şu an gitmek isteyenler, genç hekimler, yeni mezunlar, asistan hekimler zaten. E, en üst makamın ağzından Türkiye halkı 8-9 bin liraya hekim çalıştığını öğrendi. Yoksulluk sınırının altında, yoksulluk. E, bir hata yapsanız ya da bir malpraktis davası açılsa yani bizim ödememiz imkansız tazminatlar konuşulurken yani bu kadar riskli ve ciddi bir sorumluluk gereken işte bu para, paralara çalışıldığı öğrenildi. 25 bin lira en üst denildi. Size bir bypass yapan hekimin aldığı para dünya kadar okurumda bu kurumda danışman olan insanların aldığı paraları zaman zaman konuşuyoruz. Daha mı değersiz? Bu emek daha mı kıymetsiz? Kime bypass olmak isterdiniz? Bypass olacaksınız, beyin ameliyatı olacaksınız. Yani bu emek diğerlerinden değersizsiniz Ama bu kadar e, yok sayılmasını anlamak mümkün değil. Bunlar çok teknik, çok ileri eğitim gerektiren işler. Biz a, e, Aile Hekimliği Derneği ve birçok sendika olarak 14-15-16 Mart'ta 3 günlük grev kararımız var. Belki önceden biraz az katılacaktıysa da e, sağ olsun bizim eylemimizi örgütlemiş oldular. Çok katılımlı olacağını, herkesin grev yapacağını düşünüyorum. Çünkü insanlar hepimiz örgütlü mücadele etmekten başka bir çaremizin olmadığını anlatarak hak alamayacağımızı bize gösterdi. Başka bir seçenek kalmadı yani önümüzde. Dün açıklamadan bu yana sosyal medyada hekimlerin yazdıklarından verdiği tepkilerden sonra evet olumlu katkısı oldu bizim grevimize bu açıklamasının.